Selamun aleyküm. Sevgili izleyiciler, Arazi TV'ye, Keşif Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Arazi dersleri çerçevesinde özel olarak farklı bir konu işliyorum. Konumuz şu: arazilerde, arazi yayınlarında neden ada parsel bilgilerini vermiyoruz, paylaşmıyoruz? İnternette, yayınlarda, ilanlarımızda paylaşmıyoruz ve arayanlara da niye vermiyoruz? Bu bir. İkincisi de müşterilerimizden beklentilerimiz nelerdir? Yani müşteri ilişkileri nasıl olmalı? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle arazilerde ada parsel bilgilerini niçin vermiyoruz? Şunun için vermiyoruz: araziler bize ait değil. Paramız yok. Bir araziyi alalım, tapuyu üzerine alalım, ada parselini koyarak açıkça yayınlayalım. Bunu yapamıyoruz. Arazi bize ait olmadığı için köylü getiriyor araziyi. Benim satılık tarlam var diyor, 15 diyorum. Kaç para? 50 bin lira. Biz tamam diyoruz. Fotoğrafını, videosunu çekip yayınlıyoruz. Şimdi bunu biz açık yayınlasak ne olur? İşte desek ki Beyoğlu köyünde 15 dirhim bir ada parseli yazsak, müşteri ne yapıyor? İstanbul'daki değişik bir uyanık müşteriler ne yapıyor? İşte ada parselden negosyon var. Ada parselden araziyi bulabiliyorlar. Teknoloji hakim. Hiç bize gelmiyor. Doğrudan Beyoğlu köyüne gider. Ada parselden o yeri bulur. Şayet bulamazsa köyden birisine sorar. Burada 15 dönüm bir yer var. İşte fotoğrafları şu. Bu yer kimin? Bulur. Sahibine ulaşır. Pazarlığı yapar. Alır gider. Hiç bizim ruhumuz bile duymaz. Böyle onlarca, yüzlerce hadise oldu. O vatandaş, müşteriler bize soruyor. Ya siz bunu anlatınca, ya siz mal sahibiyle sözleşme yapmıyor musunuz? Kaç tane mal sahibiyle sözleşme yaptım? Hepsi ofisimde duruyor. İnsanlar sahtekar olmuş, insanlar üçkağıtçı olmuş, kimse sözüne bakmıyor. Paranın gücü her şeyin üstünde. İnsanlar paraya tapar olmuşlar. Kesinlikle. Bak, hacısı hocası, dincisi dinsizi. Bu aktif ticarette hiç kimseye güvenmemeyi öğrendim. Kesinlikle bizi satmayan olmadı. Bizi satmayan olmadı. Onun için imza aldığımız kişiler dahi bir şekilde minareyi çalan kılıfını hazırlar demişler. Tamam, biz kesinlikle kimseye, arazi konusunda, ticaret konusunda kimseye güvenmiyoruz. Yaptığımız sözleşmeye dahi güvenmiyoruz. Bunun onlarca, yüzlerce örneklerini yaşadık. Biz adamın reklamını yapıyoruz, arazisini yayınlıyoruz. Adam satıyor, bizim haberimiz yok. Bize haber bile vermiyor. Haber verdiği zaman durum anlaşılacak diye korkuyor. Onun için gerçekten insanlık bozulmuş. Dolayısıyla biz de önlemimizi almak zorundayız. Tabii ki insanlar da ada parsel bilgilerini göremedikleri için illa buraya gelmeleri lazım. Çağırıyoruz o şekilde. Peki ada parsel bilgilerini paylaşanlar nasıl? Evet, bizimle ada parsel bilgilerini paylaştığımız yerler var. O yerler bize ait. Aldık yeri, paşa paşa tapusu bizim üzerinde ada parseli yayınlıyoruz, tamam mı? Sıkıysa gidin, sahibini bulun diyoruz. Bunun için paylaşmıyoruz. Yine tekrar arıyorlar bizi, ya hangi köyde olduğunu, ya hangi köyde olduğunu söylesem yine adresi söylemiş olurum. Onun için böyle çok üçkağıtçılıklar dönüyor bu işte. Bir tane müşterimiz var, İstanbul'dan geldi. İkide bir gelip bizim ofise arsa alacağım diyor. Bakıyor, 3-4 tane yer gösteriyoruz. Soruyor. Hangi köyde? Biz de ofisimize geldi ya, ofisimize gelenlere söylüyoruz ya hangi köyde olduğunu. Ona sözleşme de yaptık tabii. Tamam diyor, ben bir namaza gidip geleyim diyor. Aynen böyle bak, ben bir namaza gidip geleyim diyor. Gidip geliyor. Gidiyor, bir daha o gün gelmedi. Allah Allah. Ertesi gün, 2-3 gün sonra gene geliyor. Yine birkaç yer daha soruyor. Mersin'im, bizden aldığı bilgileri, tamam, hangi köy? İşte Oba köy, Saraçlar, tamam mı? O arada aldığı bilgileri hemen köye gidiyormuş, o araziyi soruyormuş, sahibini buluyormuş. Tamam mı? Ondan sonra olmadı, tekrar bize geliyor. Olmadı, tekrar geliyor. Bir gün bir yere gidiyor. Başka bir emlakçı arkadaşa diyor ki böyle bir yer soruyor. Adam da arıyor sahibini köyde. Ya diyor, senin yer duruyor mu? Duruyor. Tamam, güzel. Tamam diyor, ben diyor bir namaz kılıp gideyim diyor. Gidiyor doğrudan köye. Ya diyor, böyle bir kişi varmış, böyle bir yer varmış. Buluyor. Kaç para? 70 bin lira. Tamam, ertesi gün tapuya gidiyor, 70 bin lirayı alıyor. Ondan sonra gidiyor, bu ne oluyor? Sahibi değil aslında. Emlakçı bir arkadaş, o köyden o yeri alıyor, köyden birisinin üzerine yapıyor. Çünkü fazla üzerine arazi yapmak istemiyor. Diyor ki, satarken de diyor, 500 lira sana salarız diyor. Tamam diyor.
Ondan sonra o bizim uyanık müşteri emlakçıyı aldatarak köyden yer aldığını zannediyor. Halbuki o emlakçı arkadaş bir hafta önce uyarı 30 bin liraya almış. 30 bin liraya almış, 70 bin liraya bu adama 40 bin lira karla bir hafta sonra satıyor. Bu uyanık müşteri de kar yaptığını düşünüyor. Düşünebilir misin? İşte gerçekten ben şunu söylüyorum. Ben hiç kimseden intikam almak peşinde koşmuyorum. Allah en güzel intikam alıcıdır. Bizim intikamımızı ondan aldı. Sonra o kişiyi aradım, dedim ki böyle böyle. Sen dedim yeri aldın mı? Aldım. Kaça aldın? 70. Sor bakalım dedim, bu yeri kaça satmışlar? Kaça gelmiş? Kulağına kar suyu kaçırdım. Huzursuz olsun diye alçak herif. Onun için siz olun, böyle hilelere başvurmayın. Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına yıkıvericidir. Kim tuzak kurarsa, birisini kandırmaya kalkarsa, kandırırsa mutlaka kendini kandırmış, kendini aldatmış olur. Çalanların, çırpanların, hile yapanların, entrika yapanların sonlarının mutlu olduğunu hiç görmedim. Allah öbür dünyada alır ama öbür dünyada bırakmaz. Bu dünyada da hesabını soruyor. Bunu gördüm. Onun için müşterilerden beklentilerimiz, bizi aradıklarında işte kaç para diye soruyor. Ya arayın, deyin ki selamun aleyküm, hayırlı günler, keşifle mi, Kadir Demircan mı? Evet, tamam. 10 dönüm ve 50 bin lira bir yeriniz var. O yerle ilgili bilgi almak istiyorum. Ya orada bilgi var zaten. Kaç dönüm olduğu, suyu olup olmadığı, elektriği olup olmadığı bütün bilgiler detaylı yazıyor. Fiyatı da yazıyor. Hat yazıyor. Bunu arıyor ki 10 dönüm bir yer var, kaç para? Kafam bozuyor tabii. Dedim ki fiyatı yazmayayım mı altında? Yazıyor. Niye soruyorsun kardeşim? Ben gitmişim, arazilik araştırma yapmışım, bütün detayları oraya yazmışım. Sen beni imtihan mı ediyorsun? Her şeyi okuduktan sonra bizi arayın. Ya işte nasıl olabilir, nasıl bir şey? Yani orada yazmayan böyle farklı bilgiler sorun. Aynı şeyleri papağan gibi bize söyletmeyin. Ben de buna kızıyorum, sinir oluyorum. Kaç para diyor. Ya yazmayayım mı altında, yazıyor. Kaça olur diyor. Hep pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Ya bizde pazarlık yok. Adam 40 bin lira istiyorsa ben 43 bin lira yazmışım. 50 bin lira istiyorsa 53 bin lira yazmış. O kadar. Ve bir de şu var. Her araziyi biz yayına koymuyoruz. Adam gelmiş. Bir arazi değeri 50 bin lira. Adam diyor ki 150 bin lira yaz. Yok arkadaşım. 50 bin liraya sat dersen koyarım. Çeker koyarım. Yok, bu satmak istemiyorsan tok satıcılarla bizim işimiz olmaz. Hani bir enayi bulursak kakalarız diye bakıyor adam. Kesinlikle biz o kişilerin arazilerini almıyoruz. Satılacak, raiç bedeli istediği rakam iyi, satmaya ihtiyacı olan, paraya ihtiyacı olan kişilerin arazilerini satıyoruz. Paraya ihtiyacı olmayan, tok satıcı, bir enayi bulursam kakalarım, satarım diyen kişiler bize gelmesinler. Bize lazım değil bunlar. Paraya ihtiyacı var, satacak, sıkışmış, bize sorsun. O kaça gider bu? Bizim şu fiyatta, ben söylüyorum. Diyorum ki amca senin arazin 50-60 arası. En az 50, en fazla 60 yapar. Bu fiyatları sat dersen uğraşırım. Yok efendim sen 100'den aşağı olmasın dersen kendin sat amca diyorum. Kendin sat diyorum. İşte müşterilerimizden isteklerimiz bu. Bize telefonla arayıp ada parsel bilgileri ne olur sormayın. Bak sinir oluyorum. Sormayın. Zaten yazması gerekenleri biz altına yazıyoruz. Ada parsel gerekirse yazıyoruz. Bize ait olanlar, sağlam olan araziler yazıyoruz. Onun dışındakileri demek ki sağlam değildir. Sonra ancak ofisimize gelirseniz ada parsel bilgilerini gösteririz, yerlere gideriz. Onun için yine müşterilerimiz bize arabalarıyla gelsinler. Arabalarıyla gidelim. Bizim araçla gitmek istiyorlar. Arabasız geliyor. Biz kilometre başına 2 lira alıyoruz. Kilometre başına 2 lira alıyor. Niye alıyoruz? Tartışıyoruz. Ya başka emlakçı almıyor. Başka emlakçı almaz. Başka emlakçıların parası vardır. Alır bir yeri 10 liraya. Satar 30 liraya. 20 lira karla. Sizi bedava akşama kadar gezdirir. Üstüne üstlük bir de Antalya'ya tatile gönderir. Biz bunu yapamıyoruz. Biz müşterinin arasını 2 lira 3 lira kar koyup satmaya çalışıyoruz. Bir de akşama kadar seni gezdirip sermayeyi kediye yükleyemem. Bizim ofisimize gelenler bizim kurallarımıza uymak zorundalar. Öyle mi? Ben bir otele pansiyona gittiğim zaman işletmeye, oradaki kurallara nereye oturulacaksa, ne yapılacaksa ona uymak zorundayım. Bankaya gittiğiniz zaman
bankanın kurallarına uymak zorundasınız. Sıra alacaksınız, geçeceksiniz, çağıracaklar, bu şekilde. Onun için Keşif Arazi Emlak Ajansı da kurallar olan bir işletmedir. Kurallarımızı hatırlatırız. Herkes bizim kurallarımıza uyacak. Uymayan, işine yaramıyorsa gidecek. Zorla kimseye bir şey satmıyoruz, gel demiyoruz. Dolayısıyla hiç kimse gelip bize kurallarını dayatmaya, uydurmaya kalkmasın. Bizimle tartışmasın. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır diyoruz. Biz kurallarımızı uyguluyoruz. Bizim kurallarımıza uyanlarla biz çalışmak istiyoruz. Sistemimiz bu. 2000 üzerinde arazimiz var. Birçok arazi var. Ve bunları pazarlamaya çalışıyoruz ve askeri fiyatlarla, karlarla çalışıyoruz. Onun için pazarlık genelde bizde çok olmuyor. Pazarlık olabilecek şeyleri söylüyoruz. Müşteri soruyor, ya pazarlık var mıdır? Amca yok. Ya bir teklif et. Hayır. Pazarlık yok demişsek yoktur. Olabilir dersek tamam olabilir. Yani biz onları biliyoruz. Onun için bu şekilde sizlere müşterilerden beklentilerimizi anlattım. Arazilerin ada parsel bilgilerini niçin yayınlamıyoruz? Onları anlattım. Sürçülisan eylediysek affola diyorum. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Arazi ajansı konusunda elhamdülillah bu bölgede insanlar bizim bir numara olduğumuzu söylüyorlar. Çünkü 6 senedir bu işi yapıyoruz. Televizyon programlarıyla, video yayınlarıyla, internetle başladık. Elhamdülillah bu bölgeyi kalkındırdık. Binlerce arazi verdik ve gerçekten onlarca hatta yüzlerce emlakçı kardeşimizin, arkadaşımızın çoğalmasına, onların da ekmek yemesine vesile olduk. Ben gurur duyuyorum. Bana kızıyorlar. Bazı emlakçılar, eski emlakçılar kızıyor. Hatta selam bile vermeyenler var. Geçen gördüm. Yanımdan geçiyor, selam vermiyor. Tabii kızgınlıkları şu. Ya diyor, herkesi emlakçı yaptın. Bir sürü adam yetiştirdin, piyasaya saldın. Biz iş yapamıyoruz. Yapamayın iş. Batın. Herkes rızkını yer. Herkes hakkını yer. Rızkı veren Allah'tır. Kimse kimsenin rızkına mani değildir. Ben mutluyum. Ben yetiştirdiğim adamlarla, elemanlarla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle vesile olmuşsam mutluyum, gururluyum. Ve ben de işimi yapıyorum, ben de kazanıyorum. Onlar iş yapıyor, dükkan açtılar, iş yapıyorlar, emlakçı oldular diye ben boş durmuyorum. Ve yardımlaşıyoruz, dayanışıyoruz. Daha güçlü olduk. Göneni hep birlikte kalkındırdık. Teknoloji getirdik. Rekabet iyi şeydir. Taklit edilmek iyi bir şeydir. Bundan mutluluk duyuyorum. Ve hepsine teşekkür ediyorum. Ve hepsine de hakkımı helal ettim. Ben hiç kimseye hakkım helal olmasın demedim. Demem. Çünkü kıyamet gününde bir de onlarla uğraşmak istemem. Olmuştur. Ufak tefek hatalar, yanlışlar falan olmuştur. Maddi ve manevi kusurlar olmuştur. Olsun. Ben hakkımı herkese helal ediyorum. Tertemiz gideyim öbür tarafa. Kimseden alacaklı gitmeyeyim. Benim kimseye borcum olmasın. Zerre kadar borcum olmasın. Alacağım olsun hiç önemli değil. O kolay. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Arazi TV'ye abone olmayı unutmayın. Keşif Arazi Ajansı'yla çalışmak ayrıcalıktır diyorum. Güvenilirliktir diyorum. Pişman olmazsınız diyorum. Daha ne diyeyim? Arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net.
Thank you.